Evet, Panter Kaleci serimiz başlıyor. Allah! Bu adamı kim üzdü lan? Kim üzdü seni? Ana sen üzdü. Bu ana Hocam siyahi yapıp da yeni bir ona ana yaratmak istemiyorum. <laughs> Bak şunu evirebiliriz. Adı Panther. Panther h -Y o Hayırlı uğurlu olsun. Lakaba bir bakalım. Ayıboğan. Ayıboğan ben. Pe Anlatım şöyle neler varmış hocam. Abdülayı. ayı Ayıboğan'ı çağrıştırıyor mu? Forma adı. Panter. Forma numarası. Abi bir yapmayalım. İlk sene bir yapmayalım. Ben şöyle bir memleketimin plaka numarası 41'den devam diyeyim. Memleket. Türkiye. Doğduğu yıl. 2004. 94 yaparsa genç olmaz. <laughs> Şimdi biraz Volkan Demirel varı yapacağız hocam. Kaleci için şöyle bir 1.95 iyidir ama kilosunu birazcık fazla tutacağım. Siz yağ Abimin kalça var ya çok sağlam oldu ha. İsmi ne bu güzelliğin? Pozisyon kaleci. Tercih ettiği ayak sağ. Şöyle bir kafaya bakalım hocam. Şöyle birazcık değişik bir stil oluşturacağım. Abi böyle bir burunlu kaleciye gol atmak çok zor. Hocam yeni görevinizde baş... Oğlum adamın yanlışlıkla Karus'a benzettik lan. Ben. Bu bu işte, bu işte bu. İşte bu. Rengi de siyah yapalım. ikardı zannetmesinler. Sakal bıyık. Koştaç çalışanı. <laughs> Altay Bayındır. Tutamadım hocam tutamadım. Bence bu ideal hocam. Forma dışarıda. Şöyle kırmızı krampon. Hocam eldivenlerimizi de Nike Phantom Elite seçiyoruz. Bu ne hocam biz grabara değiliz ya. Abi bence pantolon 10 numara 5 yıldız oldu. Ne pantolon ameliyatım Huzurlarınızda panter. Ne Kadıköy panteri Panku. Ne Elazığ panteri Felipe Melo. Ben varım diyor ben. Şimdi hangi takıma gidelim? Şöyle bir tık Düşük bütçeli Pendik spor olabilir diyeceğim Pendikte oynarız hocam ya Pendik'e gidelim Geliyoruz geliyoruz Antrenmana çıkıyoruz Müthiş bir antrenman tesisleri Kaleci sen oradan bir kaybol koçum Yardımcı sesleniyor Geldik hocam geldik Panter kaleci geliyor Yardımcı teknik direktörden fazla konuşmasın hocam Birazcık teknik direktörü dinleyelim ama Sen bir yardımcısın seni aşağılamak istemiyorum Yardımcı daha çok üstümüze titriyor gibi Bak bak şu asalete bak Şu pençelere bak Gerisi bende hoca, rahat ol. Şimdi gelelim, sözleşme kısmı eklenmiş. Şöyle bir baktığımızda bu sözleşmeyi falan değiştirebiliyor muyuz hocam? Bak, maaşı düzenle falan gelmiş. En düşük 12.000 euro haftalık. Buradan 18'e kadar yükseltebiliyoruz bunları. Ama hani pandemi bütçesi birazcık kısıtlı olduğu için 12.000 maaşı kabul edelim. Bak, hedef takım seç var. Yani her sene bir takıma da transfer olabiliriz canlar. Ee, şöyle bir hedef takım diyelim. Şöyle bir İngiltere yapabiliriz. Hocam Manchester United'da Onana'dan kaleyi alabiliriz. Bir Manchester United diyelim. Menajer kulak kesilecekmiş. Gelecek için en iyi seçimi yapmaya çalışacak. İnşallah menajer kazığı yemeyiz hocam. Dolandırıldım da. Burada aktiviteler var. Takım arkadaşlarınla tanış demiş. Tanışalım. Herkese hazır olduğunu söyle. Takım arkadaşlarını motive et. Sıkı çalışma bugün başlıyor. Biz abi başına buyruk puanlarından 20 tane alalım. Herkese hazır olduğumuzu söyleyelim. Birazcık pendik kalecilerinin de rüyalarına girelim. Mağazada böyle birkaç bir şey gelmiş. Tramplen satın al. Dans dersi al. Erkan Özdamar hocamdan bir dans dersi alabiliriz. Otobüs seyahatine sponsor ol. Lüks yatak satın al. Özel loja al. PR kursuna kaydol. Motivasyon. El yapımı gömlekler, kravatlar satın al. Severiz. Oyuncu gelişiminde Nitelikler hala kitli. Bunlar değişecek herhalde. Kişilik hala kitli. Bunları açacağız. Bunlar açılacak. Öyle bir antrenmana girelim. Cılızdan bir antrenman yapalım. Hocam direkt kaleci. Gülle kurtarma mı? Böyle santraforla karşı karşıya yapalım. Ona ana gibi goller yemeyelim. Ya da ağırmış lan bu antrenman. Birazcık paslarımız şey olsun. İyilesin. Bak orada diyor ki kişilik bonusu virtüöz. Abi bir de penaltıcı da yapabiliriz ya. kickçi falan da yapabiliriz. Roger Eugenie gibi. Şöyle uzaktan serbest vuruş uzmanını da ekleyelim kalecimize. Hani gol falan da atarız. Simüle et diyeceğim. Seviye atladık. Aa, şimdi şöyle bir kaleciliğe bir gelelim. Şöyle bir kaleci refleksleri. Tamam. Kaleci atlayışı. Kaleci pozisyonu. 3 tane kademeyi bir dolduralım bakalım. Maç günü derbi kanti oynuyoruz. 59. dakikada Can Polat'ın yerine giriyoruz hocam. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Polat. Tribünler tıklım tıklım dolu. 41 numaralı Panteri çağırıyorlar. Çok büyük geleceğe sahip. Bir Galatasaray'la maç yapalım da. Bizi bir milli takıma yetiştirsinler be. Aha korner. Hocam kullandık. Ama önüm kapalıydı. Önümü niye kapattınız lan? Ha? Göremedim topu hocam orada ben. Topu görsek zaten kurtarırız. Ben körüm. Ben bir daha bir tekrarını izlemek istiyorum bu golün. Hemen bakalım. Şimdi oradan ortayı kesiyor. Öndüre bir koşu. Tamamen savunma hatası. Oğlum çok acayip bir gol yedik ya. Allah kahretmesin. Kalemize gelen her topu gol olarak savuşturabilme özelliğine sahibiz. Bak 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 bak. Panter'in hareketlere bak. Hocam benim canım sıkılır ama burada ben bu kadar bekleyemem ya. Koş 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 geri koş. Oradan bir etkili gelme çabalarında la. Pas at hocam pas at. Geriye pas at. Hemen oyunu kurayım oradan. Pas istiyorum. Israrla pas istiyorum. Heh dön geri. Dön geri dön geri dön geri. Takımı geriye oynamaya. Bak şimdi bak buradan bir Sağ tarafa bir pas. Ulan tam da kafaya attık topa. Geri koşalım hocam. Geliyorlar. Geliyorlar. Açıldım. Geriye koşalım. Geriye koşalım. Allah kahretmesin. ikinci golü yedik. Abi takımda defans diye bir şey yok. Yani kaleciyi gösteren birazcık da defanstır. Yani bu böyle olmaz. Hani yediğim gollerin %90'ı defans hatası olarak düşünüyorum ben şu anda. Aşıttırma vurur mu? Bravo mütçe. Orada bir müdahale geldi. Aha Açı, açı kapalı açı kapalı Açı kapalı bak açı görüyor musun Açı kapalı Basit goller yiyoruz Baba baba bizim pozisyon alışımıza bak <laughs> Hocam ilk baştan kova olduk ya Neyse Allah'tan hazırlık maçı 4.0 ile oynuyoruz Gerçekten çok kötü Birazcık oyuna ortak olalım Oyuna ortak olalım Heh ayı boğan Şöyle bir sağdaki dizilime bir bakalım Bas verecek arkadaşımızı arıyoruz Bulamıyorum. Birisi kaçsa. Yani ben aslında forvettim de. Kaleye evrildim. Heh Sekuera. Çok güzel pas. O orta sahada foul. Hocam evlilik teklifim var. Hop orta. Bravo vurdurmadık. Ben açılıyorum ya. Dakika olmuş zaten 88. Aha gol attık lan. La baba baba nasıl koşuyorum. Nasıl koşuyorum ama eşofmanımla. Hala koştum orada. <laughs> bir bizde. Güzel bir çalım. Allah bastı kaçtı oldu. Hocam koş geriye koş. Geriye koşalım. Şaraya vurdu lan galiba. Abi maçta yaptığımız tek olumlu hareket bu. Maç bitti. İlk maçta panterliğimizi tam gösteremedik. İlk maçın azizliğine uğradık arkadaşlar. Ama gelişeceğiz. Gelişeceğiz. Geçenki maçtan sonra hoca hala güveniyor bana. 65'te oyunu alıyor Panter'e. Erdem Can Polat kenara geldi. Oğlum Erdem Canpolat maç formalarını yanımızda mı getirmedik acaba? Kale vuruşu kullanıyoruz. Uzun bir top. Açılsak mı? Abi takım arkadaşlarım sanki bir desteğe ihtiyacı var. Orada bir pas istiyor gibi bir hareket yaptım olmadı. Baba rakibin kaleye gelememesi şaka mı? Bendeki büyüklük şaka mı? Oğlum bak burada duruyorum adamlar korkuyor gelemiyorlar derken. Geliyorlar hocam. Şöyle bir şeyler. Tam açıyı tutturamadım şu anda. Şut vuracak gibi. Şut. Bravo. Çıkartalım o topu. Bana top gelmesin. Top gelmedikçe puanım da düşüyor. Ben yine bir gol arayayım mı? Bak golü de kokluyorum oralarda hani. Gol koklanır Allah. Koş geriye. Geliyorlar. Geliyorlar. Sakin olalım. Pas ver hocam. Savunma arkasına kaçırdım adeta adamı. Keşke bir frikik olsa da kullansak ya. Halil bravo. Vukovic. Dakika 80. Abi top gelmiyor kaleye puanım düşüyor. Hocam olmuyor ki bu ama. Birazcık ilerilere doğru açıldık yine. Gelemiyorlar. Karşı tarafın hücuma çıkamaması. Bravo bravo savunma çok iyisin savunma. Dakika 85 bir ileri mi çıksak ya? Bir ileride bir rakip kaleciyle bir tokalaşıp gelelim ya. Birazdan mangal yıkacağız rakip kaleciyle. Ortayı açarsa direkt alırız. Bravo bravo uzaklaştırdık. Bravo bize. Şimdi çıkıp o topu yumruklamamız yok mu? Hop Allah boşa çıktıklar. Açı kapalı açı kapalı. Al paslan. Pas istiyorum. Bak pas istiyorum. Sal bana. Sal bana bitti maç. Abi şimdi bir, bir tane daha bir şey verelim. Şöyle bir kaleci reflekslerimiz. Kale vuruşu var. Kaleci pozisyonu var. Bak kaleci pozisyona bir tane daha verdik. Defansta da şöyle birazcık güç mü dayanıklılık mı birazcık güce ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. İlk lig maçımız Kara Gümrük'le. Eyvah eyvah. İki İstanbul takımı 63'te Erdem Can Polat'ın yerine oyuna gireceğiz. İlk lig maçımızda artık Erdem sakatlanmış. Birazcık kendimizi göstermemiz için çok kritik bir maç olacak. Çok genciz e, ama potansiyelliyiz. Saha, tribünler çok kötü hocam. Ben bu hakem için oynarım. <laughs> Panter sever. Panter çok sever böyle işleri. Oğlum antrenman sahasında mı maç yapıyoruz arkadaş ya? Abi şöyle tepkilerimizi belli edelim. Tepkilerimizi belli ediyoruz. Şimdi orada bir golü bulmamız lazım derken atağa çıkıyor kara gümrük. 2-0 öndeler zaten. Daha fazla gol yememek için hocam Panter'i kaleye soktu. Osman hocam bu işin piridir. Şükür Hocam oradan bir pas açıla... açılalım mı? Ne yapalım hocam? Biri bir direktif versin bize. <laughs> Savunma hiç iletişim kuramıyoruz. Savunma benle iletişim kurmaktan kaçınıyor. Hocam ama birazcık şut gelsin ki biz de kendimizi görelim ya oyunda. Bak şöyle ufak ufak danslar ediyoruz. Yani birazdan buraya oturup mangal yakacağız. Şimdi Feguli. Oradan orta denemesi yapabilir Feguli. Çıkarttı. Şimdi Shukurov. Shukurov! I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Allah'ım çok sert vurdu. Bırak hocam. Bırak bırak bırak. Ayı anda top. Sal hemen. Sal hemen panter ayı boğan. Rasul. Müthiş kurtardım. 10 numara 5 yıldız kurtardım. Farkın 3'e çıkmasını tam olarak ben engellemiş olabilirim biraz önce. Bir pas atarsanız hocam. Hemen oyunu kurayım. Koş bakayım oraya. Saldım topu. Müthiş bir pas attım lan bu arada. Ayağımız da iyi. İyi iyi iyi. Zaten günümüzün kalecilerin hepsinin ayağının iyi olması zorunda. Pas yapmakta zorlanıyoruz. Takımın kötülüğü bize de yansıyor. Yine Feguli. Arada kaçak var. Sağ taraftan geliyorlar hocam. Aferin Serkan. Aferin Serkan Hasan. Çok iyi bir pas attık lan yine. Ama geçmedi. Aha Serdar Dursun aldı o. Açı kapalı. Açı kapalı kurtardık yine. Yine kurtardık. o. Pas. Açıl. Bırak. Bırak. Bırak taca vuralım gitsin. Oha topu dışarıya vurdum. Ulan geri zekalı, nereye atıyorsun? Heyecanlandık heyecanlandık. Bu maçı iyiyiz. Bir sonraki maç 11'e kapmamız lazım. Eyvah sağdan sağdan geliyorlar. Sağdan sağdan geliyorlar. Orta içeriye. Bravo Mitcho. Mitcho takımın en iyisi diyebiliriz şu ana kadar. 2-0 mağlup kapatıyoruz ama kendi bireysel olarak gol yemeden kapatıyoruz. Bu güzel bir şey. Panther ilk resmi maçında gol yemedi. Panteri görüyorsunuz. Üzgün, üzgün. Panter üzgün. Kafamıza güneş geçti. Yani çok açık bir stat. Çok güneş alıyor. Ayı boğan. Panter ayı boğan. Maç reytingi 6.1. Kurtarış 1. Kalede görülen şut 3. Harikayız. Harikayız. Taraftarın gözüne girmeye başladık. Bence Osman Hoca'nın da gözüne girmeliyiz artık. Bu maçta ben net bir 11 bekliyorum. Şu ışığı da şöyle koyarsam yüzüm daha net gözükebilir. Evet. Menajer kulüpler arıyormuş. Hocam bu kulüpler şu anlık bize fazla. Şu an olmaz. Bunlara gidemeyiz. Pendik Spor'un bir pantere ihtiyacı var. Sır sırta ver mi? Kimle? Bizim seninle sır sırta verip de... Bak birazcık penaltı çalışalım. Şu maç öncesinde. Penaltıcısı olmak istiyoruz bu takımın. Hop şöyle golleri atacaksın hocam. Hoca gör bunları. Bak geldik. Şaks. Anladın mı? Bak geldin. Direkt kalecinin üstüne vuracağım. Hop. Maç günü yine 57. dakikada giriyoruz. Olmuyor ki ama. Yani Pantarayı bu an buna hak etmiyor hocam. Daha bir önceki kara gümrük maçında 2 tane gol yedi Erdem. Benim de suçum var. Ya yani Maçta kaleci değişiklikleri de olmuyor bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Girdik oyuna. Bak iyi çıktık. Çok güzel bir pas geldi. Emre... Eze ya yapma bunları Eze. Eze bunları yapma. Ben bunları atabilmek için bu takımdasın zaten. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Bak sövüyorum sana. Ha, geliyorlar. Geliyorlar. Tiam'la geliyorlar. Ramazan Tiam pastaşması. Yılmaz. Yılmaz. Açılmayalım. Bravo Emre dediğim anda Emre'den müthiş bir hata. Orada o topu çalarsak Emre artık uzaklaştır o topu. Şut yine bizden yine bizden sekti ayaklarımızı da çıkarttık Top yine onlarda top yine onlarda Aa kurtardık lan Helal olsun be Vallahi helal olsun panter yetişiyor korner'de savuşturursak takım bir kendisine gelecek <gülüyor> Savuşturamadık, <gülüyor> Savuşturamadık. çok kötü oldu Kim bu kimdir bu 2-0 uçamadım hocam Bak korner yerimiz de aslında iyiydi ama Şurada bir Şurada bir kontür piyada kalmış gibiyiz. Şurada bir kontür piyada kaldık. Ama bir öncesinde de net bir pozisyon kurtarmışlığımız da var yani. Aa yine geliyorlar. Şimdi Alpaslan'la çıkma gayreti içerisindeyiz. Rasul. Foul yok mu hocam? Ya hocam yapma bunları ya. Pendik sporuz diye bize yemeye hakkınız yok ama. Bak şimdi Majit, Majit Hüseyin'i. Kemen. Kemen. Beni de bir sağ bir sol yaptırıyor. Kemençe çaldı adeta. Ramazan. Ver topu uzaklaştırayım artık ya. Abi defanstan kısa pasta çıkamıyoruz. Yani Osman hocamın bunları görmesi lazım. Aa geliyorlar. Çok fena geliyorlar. Ramazan. Gelemediler. Emre ne yapıyorsun Emre? Bak beni korkutma. Beni korkutma. Güzel. Ayağımız güzel. Düzgün yere düzgün paslar atabiliyoruz en azından. Eyvah. Eyvah. Eyvah Eyvah Kurtardık da <laughs> Oğlum aklım çıktı Allah çarpsın aklım çıktı kurtaramayacağım diye Yesem yılın golüydü Ha yine geliyorlar Yine çıkamadığımız bir top Ramazan Ramazan açıyı kapattık Top bizde top. Mitcho, Ben pas isteyeceğim galiba ya Bir penaltı menaltı verseler de Oo, Hocam kırmızı var orada bu arada çok sert bir hareket gördüm. Hakem avantaj dedi. Oyunu da devam ettirdi. Topta Kayseri'de kaldı. Geliyorlar. Bravo Serkan. Bas istedik. Bası aldık. Ayı Ayıboğan olarak. Şöyle solda bir boşluk gördüm. Çok iyi Berkay. Ya yani bu takımda her şeyi yapmak zorunda olan bir panter. Eyvah. Aşıttırma yer miyiz? Aşıttırma yemeyiz herhalde bu saatten sonra. Karim'i. Çekti, bravo Berkay. Hadi. Yüksel. hemen Karımı. Hasan Ali Kaldırım. Ya Hasan bile hücuma çıktı artık daha ne olsun ya. Macit Hüseyin'e. Ramazan. Ramazan bravo. Bravo tam ben uçacaktım ki. O hocam orada bir biçtiniz adamları ya. Sarı mı? Kırmızı yok mu? Kartal Kayra Yılmaz bu arada. 41 numara. Vay kardeşim. Vay kardeşim benim memleketlim. Toprağım. Çok sert. Çok sert. Hı? Oğlum Frikik bizim değil mi? Oy dışarıya vurdu uçamadık da. Allah'tan dışarı vurdu. Ama bence yine kötü bir performansımız yoktu. Şimdi bir bakacağız. Abi en yüksek dereceli oyuncularda yine Panter var ya. Panter HYO ayı boğan yine en üst sırada. Daha ne yapalım? 11'e girmek için daha ne yapalım hocam? Oynadığımız iki maçta aldığımız iki mağlubiyetle birlikte ilk iki haftayı 17. sırada tamamlıyoruz sevgili dostlarım. Sıradaki maçlara da bir bakalım şöyle. Kötü günler geride kalıyor, daha kötü günler bizleri bekliyor. Konya, Alanya, İstanbul ve Başak, Beşiktaş mücadeleleri var. Ağustos ayı içerisinde Panter Ayıboğan'ın ilk bölümü burada bir noktalansın. bundan sonraki bölümleri de devam ettiririz. Uzun bir seri olacak. Umuyorum sizler de buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın hocam. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.